Korkusuz yazar Ahmet Takan, muhalefetin saray sofrası eleştirilerinin hedefi olan Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi onuruna verdiği yemek sonrası açıklanan Türkiye'nin Irak yapacağı 5 milyar dolarlık yardımı değerlendirdi. Çarpıcı noktalara değinen Takan, çok tuhaf işler oluyor diyerek bölgenin en cıvcıvlı bir döneminde Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi geniş bir heyetle Ankara'ya geliyor, sarayda ağırlanıyor. Sosyal medyaya sarayda yenilen akşam yemeğinin görüntüleri düşüyor. Ne yendiği ne içildiği belli değil. Hadi orası bizi ırgalamaz diyelim. Çalgı çengi Arapça müzik eşliğinde verilen ziyafet sofrasında AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yemek yerken görülüyor. Ziyafette koronavirüs önlemleri hak getire. Masalardaki sandalyeler arasında boşluk yok. Yemek öncesi çaktırmadan heyetleri zulada bulunan aşılarla mı aşıladılar acaba? Neden olmasın? Tuhaflıklar ülkesinde olamaz mı? Müzikli ziyafet görüntülerinden başka bir şey tartışılmadı. Ne yaptınız bu Iraklılarla diye sorana pek rastlamadım. Allah'tan Irak Başbakanı ülkesine dönünce bir açıklama yaptı. Ve Türkiye'nin ülkesine 5 milyar dolarlık destek vereceğini açıkladı. Bu da nereden çıktı diye tekrar döndüm baktım o günün haberlerini. Neden derseniz ayranımız var mı içmeye? Esnafa aylık 500 lira, Irak'a bir kalemde 5 milyar dolar. Tuhaflık yok mu bu işte? Irak'la Ankara'da iki anlaşma imzalanmış. Irak Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşması. Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı arasında kültürel işbirliği mütabakat zaptı. Anlaşmaların içeriğinde neler var? Sordum, soruşturdum, bilen yok. Açık kaynaklarda bilgi kırıntısı dahi yok. Kulislerde tuhaf iddialar var. Bize garip gelen ama AKP iktidarı ile alışa geldiğimiz Irak'la Türkiye arasında para trafiği hakkında. Burada tuhaf olmayan tek şey muhalefetin bunu sorgulamaması ve Ziyafet Masası magaziniyle top çevirmesi. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin eksi gösterildiği günlerde Somali'nin IMF borcunu sildik. Tunus'a 5 milyon dolar hibe yaptık. Hadi bunlar ufak tefek paralar. Burada bir tuhaflık aramayalım. Ancak Irak'a 5 milyar dolar yardım nasıl oluyor? Hem de para bulup da insanımızı aşı getirtemediğimiz günlerde. Acaba tersine bir trafik var da biz mi anlayamıyoruz ifadelerini kullandı.